Oynamayan oyuncuları birazdan söyleyeceğim ve maç başlıyor. İki takıma da başarılar dileyelim. Mensah yok. Zaten çapraz bağları koptu biliyorsunuz. Sezonu da kapattı. Manuel Fernandez sakat. Kaleci Lung dinleniyor. Karol öyle. Gavranovic de dinlenenler arasında. Emrah Baysan, Cardozo ve Mehmet Diyam da önümüzdeki hafta Antalya maçında sahada olabilme ihtimalleri yüksek. Iğdır savunmasının müdahalesi geldi ve köşe vuruşu. Hikmet Karaman, Türk futbolunun önemli figürlerinden birisi Hikmet Karaman. Ve Bayram Hoca, Bayram Toysal da görüntüye geliyor. Köşe vuruşunu kullanacak ev sahibi takım. 5 oyuncu şu anda ceza sahasında. Yasir Subaşı kullandı korneri. Kafa vuruşu uzaklaştırıyor savunma. Onur döndü kalecisine. Sevgili seyirciler, UEFA'nın sitesine girdiğimizde, baktığımızda Türkiye'den Avrupa Kupası kazanan iki takımı görüyoruz. Süper Kupa ve UEFA Kupası kazanan Galatasaray ve bir de 2006'da Inter Toto Kupası kazanan Kayserispor. 2007-2008 yılında Kupa şampiyonu olmuştu hatırlayacak futbol severler. Uzun süren bir penaltı atışların ardından Türkiye Kupası'nı kazanan bir Kayserispor. 8 Mart 2009 tarihinde de bu stat Kadir Has'ta açılmıştı. Bu arada bakıyorum karşılaşma hakemine, top ev sahibi takımın. Evet, bir Fenerbahçe maçıyla bu stat açılmıştı futbol severler hatırlayacak. 8 Mart 2009 tarihinde ilk yenilenen stat olarak da Türkiye'de kayıtlara geçiyor. Kayseri'de bu muhteşem stat sevgili seyirciler. Sağ kanada Onur. Emre Demir top istedi. Şimdi aldı. Sol kanat. Yasir. Emre. Kaleci Bilal. Sağ kanada uzun top. Gelmedi. Şimdi bir hızlı atak şansı. Batuhan top istedi göbekte. Şimdi ona doğru. Bir vuruş etkili değil. Dışarı çıktı. Batuhan Karadeniz. Batuhan da yılların tecrübesi. Muhammed Reis burada verdiği iki deneyimli oyuncu ama iyi vuramıyor Batuhan Karadeniz. Geçen sene Ekimoğlu'yla 4. eleme turunda karşı karşıya gelmişti Kayserispor. Geçen yıl Ekimoğlu forması giyiyordu Batuhan ve 3 gol atmıştı. 34 dakika içinde 3 gol atmıştı. Daha sonra Kayserispor beraberliği yakalasa da penaltı atışlarının ardından Hekimoğlu Kayserispor'u kupanın dışına itmişti. Kayserispor klasik çubuklu sarı kırmızılı formayla mücadele veriyor rakibi önünde. Şimdi orta geldi. Kafa vuruşu, ters bir kafa vuruşu. Dışarı çıkıyor, korner. Köşe vuruşunu ev sahibi takım kullanacak. İşte pozisyon, tam zamanında araya girdi Enes. Orta Mane çevirdi. Olmadı, istediğini yapamadı. Kemen, Mane değil, düzeltiyorum. Uzak noktada Carlos Mane, hemen yanında da 10 numarayla Michel Kemen'i görüyoruz. Kaleci Alişan. Adem. Yardımcı hakemin bayrağı havada. Taç atışını
Iğdır takımı kullanacak. Düzeltiyorum. Orada bir faul düdüğü. Evet, şimdi serbest duruşu hemen kullandı Berkay. Abdullah. Baskı yapan Atamah. Savaş. Top Kayseri Spor'da. Mane. Kemen bana at dedi. Mane. Mane sürdü. Mane. Şimdi Kemen'le oynuyor. Solda Yasir. Aktaramadı Kemen. Müdahale tam yerinde. O bölgede topla çıkan oyuncu İlker Avşar. Geriye döndü Muhammed Reis. Savaş. Attı topu sola. Batuhan içeri doğru sokuluyor. Yeniden oyunu geriden kuruyor Iğdır takımı. Kaleci Alişan. Top sol bek Abdullah'ta. Berkay, kaleci Alişan Şeker. Arif. Arif Morka'ya. Baskı yapan Carlos Mane. Yeniden kaleciye bir geri pas. Bu geri paslar biraz riskli. Çünkü ön tarafta çok baskı yapan oyuncuları var. Yukatel Kayserispor'un Mane gibi, Kemen gibi. Soldan şimdi atak hazırlığında Iğdır takımı. Mahsun. Etkili bir pas değil. Emre. Emre Demir'in verdiği pas. Ramazan Civelek. Döndü geriye. Majid Hüseyin'i. Muhammed Reis. Batuhan Karadeniz. Attı topu. Offside beklentisi. Şimdi bayrak kalkıyor. Ekranda Hakan Karabalçık. Yardımcı hakem. Bir kez daha izliyoruz. Atama. İyi döndü. Topu önüne aldı. Gökhan Sazdağ sola aktardı. Yasir orta cezalarına. Mane vurabilir. Döndü. Şut üstten dışarıda. Carlos Mane. Geçen hafta 1-0 kaybedilen Çaykur Rizespor deplasmanında oyuna sonradan girmişti Carlos Mane. Oldukça hareketliydi, ucun bölgesine katkıda da bulundu. Bu maçta da Hikmet Hoca Mane'ye ilk 11'de şans tanıyor. Biraz önce de ifade ettiğim gibi önemli oyuncularını dinlendiriyor bu karşılaşmada Hikmet Karaman. Bu arada yine ön tarafta bir baskı, büyük bir hata. Mane ve top dışarı çıktı, kalecinin de müdahalesi var. Korner, Carlos Mane kaçırdı. Hikmet Karaman suyundan bir yudum alıyor ama sinirli. Bravo, bravo Alex, bravo, bravo. Kalecinin çok iyi müdahalesi var. Tabii Alişan Şeker de yılların kalecisi sevgili seyirciler. Çok deneyimli. Uzun yıllar Sivas'ta oynadı. Şimdi köşe vuruşunu Yasir kullanacak. Kemeni ekranda onu hemen marke ediyor. Enes Subaşı köşe vuruşunu Yasir kullanacak. Kayseri'de dakika 9. Korner geliyor. Falsolu. Savunmanın müdahalesi. Havalandırdı topu Berkay. Çalan düdük. Sarı kart. Maçın ilk sarı kartı. Berkay Öztuvan sarı kart gördü. Sert geçecek bu maç sevgili seyirciler. Onu net bir şekilde söyleyelim. Ramazan. Civelek biraz gerideydi sağ kanatta, arkadaşlarına ileriye doğru çıkın dedi. Bu arada sarı kart pozisyonunu ve faulü bir kez daha izledik. Yönetmenimiz Tolga Tezcanoğlu ve ekibimiz ekrana yansıtıyor. Görüntüde Alişan Şeker.
uyardı arkadaşlarını. İçeri doğru geldi top. Savunmanın müdahalesi. Taç. İçeri doğru. Top. Kayseri Spor takımında Atama. Sağ kanada. Uğur. Uğur Demirok, takım kaptanı, ileri doğru attı topu. Çizgi üzerinde Yasir. Yasir kaleciyle oynadı. Bilal. Majid Hüseyin'i. Emre Demir kendisini gösterdi. Hüseyin'i. Sağ kanada uzun bir top Ramazan'a doğru. Atak tazeliyor. Ev sahibi takım. Orta pozisyonu. 3 oyuncu ceza sahasında. Emre Demir'e doğru açtı top. Destek veren Yasir denedi, şansını attı içeri rakibe. Atamah. Atamah döndü şimdi, sağ kanadı atacaktı, vazgeçti. Gökhan Sazdağ sağ kanadı tercih etti. Onur orta pozisyonu. Onur Bulut orta, kafa vuruşu gelmedi. Yüksek bir top. İlker Avşar oyunu da durdurdu, maçın hakemi. Gökhan Sazdan faulü, kaleci Alişan Şeker bu faulü kullanacak. Görüntüde Bayram Toysal çok ciddi bir yatırımla 3. lige geldi Iğdır takımı. Önemli transferlerle sezona başladı. Batuhan Karadeniz bastı topun üzerine. Muhammed Reis bir bacak arası olmadı. Emre Demir. Emre sürdü topu. Emre şimdi yerden oynadı, isabetli değil. Adem yeniden topu aldı. Baskı yapan Kemen. Oyun durdu. İşte elle oynama. Yasir Subaşı duran topu şimdi hareketli hale getirdi. Hüseyin'i. Uğur Demirok. Kemen koştu. Kemen şimdi sola attı. Solda Gökhan Sazdağ. Rakibin üzerindeki Gökhan içeri sokuldu. İki oyuncunun arasından çıkamadı ve bu pozisyonu kaybetti. Evet, top Iğdır'ın. Mesut Çaytemel sakatlığından dolayı oynayamıyor Iğdır'da. Yine Hakan Aslantaş da Iğdır'ın transferi, o da sakat. Bu maçta oynayamıyor. Çok genç bir takım sevgili seyirciler. Iğdır takımı 2016 yılında kuruldu. Baldan bu sene 3. lige çıktı. Tesis inşaatı Iğdır'da bitmek üzere. Ama sezon başından beri zorunluluktan kampı hep Iğdır'ın dışında yapıyor. Özellikle İzmit'te, Marmaris'te, farklı şehirlerde kamp yapıyor Iğdır. Bu arada Kayseri Spor hata geldi ama o bölgede Carlos Mane arkaya çeviremedi topu Kemen'e doğru. Şimdi Muhammed Reis. Muhammed Reis de çok klas bir oyuncu. Çok iyi bir 10 numara, hakikaten çok tecrübeli. Futbol yaşamını Iğdır'da sürdürüyor Muhammed Reis. Ve kaleci çıkmadı kalesinden. Şimdi aldı. Bilal izin vermiyor İlker Avşar'a.
rakibinin ayaklarından topu resmen çekti aldı kaleci Bilal Bayazıt. Sol kanat. Gökhan Sazda. Ramazan Civelek yerden oynadı. Emre Demir alabilecek mi? Geçmedi top. Muhammed Reis. Adem. Berkay. Top kaybı. Emre. Emre gidiyor. Verdi pasını. Emre. Yerde. Bakıyorum hakeme. Korner. Emre Demir yerde. Türk futboluna sunulan bir başka genç yetenek. Emre. Sevgili seyirciler, Kayseri'de altyapı hakikaten müthiş. Çok yetenekli gençlerimiz var. Ve bu noktada da Başkan Berna Hanım sık sık altyapı maçlarını takip ediyor. Hiçbir altyapı maçını şu ana kadar kaçırmadı Sayın Başkan. Gençlere, yerli oyuncularımıza müthiş bir desteği var. Altyapıdan hakikaten müthiş yetenekler var. Türk futboluna gelecek, onu da net bir şekilde söyleyelim. Hikmet Hoca da bu gençlerin önünü açmak için burada birçok önemli değeri Türk futboluna kazandıran bir şehrimiz Kayseri. İsmini sayabileceğimiz birçok önemli oyuncu var. Onlardan biri de işte Emre Demir. O da sahada bugün 11'de. Ama altyapıda gerçekten çok yıldız adayı var. Bu noktada yönetimin de titizlikle çalıştığını sizlerle paylaşalım. Gökhan Sazda. Tek top ileri. Emre Demir aldı. Oynayın dedi maçın hakemi. Emre şık bir pas attı. Şimdi gol pozisyonu bakıyorum ve hakem hayır diyor. Carlos Mane yerde kaldı. Sevgili seyirciler, VAR uygulaması bu turlarda yok biliyorsunuz. Ziraat Türkiye Kupası'nda VAR sistemi son 16 turunda devreye girecek. Birazdan izleyeceğiz pozisyonu. Top Yukatel Kayseri Spor'da. Atamah. Atamah'tan sağ kanada Onur. Topu yumuşattı. Onur yerden oynadı. Son çizgi. Korner. Oyunda tempoyu arttırdı ev sahibi Yukatel Kayseri Spor. İşte biraz önce penaltı beklediği pozisyon Carlos Mane'nin ve Kayseri Spor cephesinin. Hakem hayır diyor işte burada. Maçı Bülent Birincioğlu yönetiyor. Yardımcıları Hakan Karabalçık, Cem Özbay, dördüncü hakem Barkın Kara. Beş oyuncu ceza sahasında sevgili seyirciler. Korneri kullandı Yasir. Falsolu geldi. Kafayla uzaklaştıran Muhammed Reis. Bu arada topsuz alanda kaydı bir an için Yasir. Yardımcı hakemin bayrağı havada. Taç. Iğdır'ın. Taç kullanıldı. Kemeni indirdi. Mane arkaya çevirdi gol pozisyonu. Şimdi Emre ve top ağlarda. Yukatel Kayseri Spor 1-0 öne geçiyor Emre Demir'le. 20. dakika sevgili seyirciler. Berna Gözbaşı Başkan Yönetim Kurulu. Ali Çamlı beraberindeki kurmayları büyük sevinç yaşıyor. Gol Emre Demir'den. 20. dakika 1-0. İşte Emre'nin klas dokunuşu. Yukatel Kayseri Spor 1, Iğdır Spor 0. İşte Emre Demir. Kendisini tebrik ediyor takım kaptanı, abisi Uğur Demirok. Şimdi
Kayseri'de sevgili seyirciler gidip gördüğünüzde, baktığınızda özellikle tesisler belki yani klasik bir deyim olacak, bir kolej havası diyoruz ya, hakikaten öyle. Tam bir abi kardeş birlikteliği. Yüzlerin güldüğü, personelin mutlu olduğu ve futboldan keyif alan insanların toplandığı bir kurum Kayseri Spor Kurumu. Bunu net bir şekilde bugün gördük sevgili seyirciler. Önemli olan da zaten futboldan keyif almak diyor teknik direktör Hikmet Karaman. İşte gencecik bir çocuk Emre Demir. O Emre Demir çok klas bir golle takımını 1-0 öne geçiriyor. Bir kez daha izliyoruz. Artık kendisini Barcelona'da göreceğiz. Emre Demir, yolu açık olsun. Kendisinden milli takımımızla uzun süre faydalanacak. Onu da not edelim bir kenara. Kayserispor sağ kanattan geliyor. Onur, Mane kendini gösterdi. Kemeni de bana at dedi. Havalandı top. Kemeni alamadı topu ve Iğdır Spor şimdi karşı atağa geçti. Bugün Hikmet Hoca'nın ileride iki ismi var. Gol umudu Kemen ve onunla birlikte 10 numarayla Kemen'i izlerken 20 numarayla Carlos Mane. Şimdi Muhammed Reis. Muhammed Reis topu geriye verdi. Çok kötü bir orta. Adem. Out. Adem görev alanına sağ beke geliyor. Karşılaşmada 23. dakika. 3 dakika önce Emre Demir'in attığı golle Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğü var. Oyun durdu. Kemen yerde. Serbest vuruşu sarı kırmızılı takım kullandı. Yasir. Hüseyini. Uğur. Uğur Demirok'tan Onur'a, Onur'dan yeniden Uğur'a geldi top. Çok şık hareketler. Sağ kanada doğru. O bölgede Carlos Mane. Mane. Emre Demir alabilecek mi rakibinden Mane'nin önünde? Şimdi Atama. Atama'dan sağ kanada. Ramazan sokuldu. Mane duvar pası. Yatarak müdahale. Top hızlandı ama yetişti Onur. Destek istiyor. Mane. Mane. 3 oyuncu ceza sahasında. Emre Demir'i de görüyorum. Kemen top bekliyor. Attı Mane içeri. Kaleci Alişan Şeker. 35 yaşında kaleci Alişan. Çok deneyimli bir kaleci. Topu oyuna sürecek ama boşta olan bir arkadaşını arıyor Alişan. Attı ileri. Batuhan indirdi topu. Ve kaleciye geri pas. Bilal. Hüseyini. Takım kaptanı Uğur Demirok. Onur. Mane bana at dedi. Çizgi üzerinde bir pas. Ramazan sokuluyor. Şimdi Carlos Mane vurabilir. Carlos Mane dışarı gönderdi topu. Carlos Mane. Bugün oldukça kaleyi görür görmez şut çekiyor Carlos Mane. Kaçırdığı pozisyonlar da var. Özellikle kaleciyle
Alişan'la karşı karşıya kaldığı bir pozisyon. Mutlak bir pozisyondu. Kaleci Alişan çok iyi uzandı topa. Ama Mane kaleye şut atmaya devam ediyor. Girişimde bulunuyor. Kemeni'nin orta alanda baskısı. Atama. Bir sakatlık yaşıyor Atama. Bekleyin dedi hakem. Topu kontrol altına almak isterken bir sakatlık yaşadı. Bakalım. Evet, devam ediyor Josep Atama. Herhangi bir problemi yok. Hakem atışı. Şimdi topun kontrolü konuk Iğdır'da. Arif. Berkay. Faul solu attı topu. Tam zamanında bir müdahale Onur'dan. Atama. Sağ kanatta Kemen bomboştu. Yasir. Emre Demir. Emre'den sola, yeniden Yasir. Baktı içeri Yasir. Yaptı ortayı, kafa vuruşu. Dışarı çıkıyor. Kemen. Oyuncularından bir tanesi İlhan Parlak da bu maçta dinleniyor. Mustafa Pek demek de öyle. Önemli oyuncuları bugün dinlendiriyor Hikmet Karaman. Gavranoviç, Mehmet Yam, Emrah Baştan, Cardoza gibi oyuncular bugün maçı tribünden izliyor. Mensah biliyorsunuz. Çapraz bağları koptu. O da sezonu kapattı. Manuel Fernandez de sakat. Karol dinleniyor. Yine kaleci Lung da dinleniyor. Tabii stoper Kolovetsios. Onu da ekleyelim listeye. Kolovetsios da dinlenenler arasında sevgili seyirciler. Maçın skoruna göre, gidişatına göre Mustafa Pek demek ve İlhan Parlak'a belki oyuna sürebilir teknik direktör Hikmet Karaman. Tabii ligde de çok zor bir maç bu hafta. İçeride Antalya Spor'la karşılaşacak Yukatel Kayseri Spor. Bir taraftan ligde düşünme zorunluluğunda teknik direktör, tüm teknik direktörler. Bu noktada sürprize de izin vermek istemiyor ev sahibi takım. Muhammed Reis düştü topu kontrol ederken. Atama. Emre Demir topu tutamadı. İlker. Derinlemesine bir top. Çalan düdük. Serbest vuruş Iğdır'ın. Ben bir şey yapmadım diyor Yasir. İlker Avşar yerde. Hakem Bülent Birincioğlu oyunu durdurdu. Bakalım bu pozisyonu. Evet, burada faul düdüğü. İlker Avşar. Görüntüde Bayram Toysal teknik direktör. Sürekli ayakta Bayram Hoca. Serbest vuruşu Muhammed Reis kullanacak. Tecrübeli Muhammed görüntüde. Ve Hikmet Karaman da bu pozisyonda ayağa kalkıyor. Kaleci Alişan Şeker şu anda orta yuvarlan kendi yarı alana bakan dilimine kadar geldi. Arkadaşlarına oradan seslenerek taktik verdi sevgili seyirciler. Tabii çok tecrübeli. Topun başında Muhammed Reis ile birlikte savaş var. Baraj kuruldu. Muhammed Reis barajdan geri geliyor. Savaş çalımı attı. Muhammed Reis attı geriye topu. Şimdi orta denemesi. Kaleci Bilal topa sahip oldu. Hadi, hadi.
gözlemciler Aykut Gümülü, temsilciler Ercüment Tapçı ve Ömer Sözen, onlar da görevleri başında sevgili seyirciler. Federasyon listesinde bu üç ismi de sizlerle paylaşalım. Aykut Gümülü'yü zaten tanır futbol severler, eski hakem ve bugün gözlemci Aykut Hoca, Ercüment Tapçı ve Ömer Sözen de temsilciler. Kemen, Yasir, Macit Hüseyin'i atamak kendini gösterdi. Atmadı ona. Carlos Mane kaybetti. Bir uzun top araya şimdi. Batuhan Karadeniz koştu. Batuhan vurdu, dışarı attı topu. Batuhan Karadeniz golcü oyuncu. Çok üzgün Batuhan Karadeniz. Ligde 6 golü var 9 maçta. 30 yaşındaki santrafor. Geçen sene Hekimoğlu ile birlikte bu statta Kayseri Spor'a 3 golü vardı sevgili seyirciler. Batuhan Karadeniz'in penaltı atışlarının ardından Hekimoğlu Kayseri Spor'u kupanın dışına itmişti. Beraberlik pozisyonunu yakaladı Batuhan Karadeniz ve Iğdır takımı ama bunu değerlendiremediler. Berkay bu dakikalarda oyunun temposunu yükselten taraf, konuk Iğdır. Savaş topu geriye aktardı Arif Morka'ya. Arif de deneyimli bir oyuncu. Yasir, Maşit Hüseyin'i, Emre Demir Hüseyin'i. Kayserispor'un Trabzonspor'dan transferi Hüseyin'i. Oyun duruyor çünkü Kemen'e yapılan hareket faul. Faul yapan Arif ve Kemen ekranda. Hüseyin'i kullanacak. Maçta 33. dakika. 20. dakikada Emre Demir'in kaydettiği gol. Yukatel Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğü var. Hüseyin'i aktardı topu. Gökhan'dan aldığı top Hüseyin'i bir kez daha ileri doğru baktı. Kaptanıyla oynuyor Uğur. Atamah yakınında Uğur. Onur Bulut. Onur da çok iyi bir sağ bek. Gelecek vadeden bir oyuncu Kayserispor'da. Topu kontrol eden oyuncu Kemen. Aktardı. Duvar pası denemesi olmuyor. Korner. İşte Batuhan Karadeniz'in yakaladığı pozisyon. Az farkla top dışarı çıktı. İyi düşündü ama çerçeveyi bulamıyor Batuhan Karadeniz. Köşe vuruşunu Yasir Subaşı kullanacak. Batuhan da savunmasına yardımcı oluyor. Kemen markaj altında, Enes Subaşı bırakmadı onu. 5 oyuncu ceza sahasında Kayseri'de. Yüksek topa kimse dokunamıyor. Hayır, orada bir müdahale var dedi karşılaşma hakemi. Taç atışı Yukatel Kayserispor'un. Kemen o kullanacaktı, vazgeçti. Kemen içeri doğru hareketlendi. Onunla birlikte penaltı noktasına Carlos Mane'yi görüyorum. Yasir, müdahale geldi. Korner. Gökhan Sazda kullanacak köşe vuruşunu. Uğur Demirok geldi. Diğer stoper Hüseyin'i de görüyorum. O da sokuluyor yavaş yavaş ceza sahası içine doğru. Gökhan attı ön tarafa doğru. Havalandı top. Kalecide kaldı Alişan. Topa istediği gibi vuramayan Uğur Demirok. Yukatel Kayserispor'da ve görev alanına döndü. Hop.
Emre. Sol kanada doğru. Elle oynama itirazları var. Tribünlerden de ses yükseldi. Hayır dedi karşılaşma hakemi. Bakalım. Pozisyonu izledik. Biraz önce elle oynama itirazları vardı Kayseri Spor tribünlerinin. Abdullah. Abdullah'ın pası savunmanın arkasına. Onur bir anda o koridoru unuttu. Iğdır hata ceza alanında Batuhan Karadeniz. Ve iki oyuncu da dokunamadı. Berkay orada kontrolünü kaybetti. Şimdi Gökhan'la geliyor Yukatel Kayseri Spor. Uğur Demirok. Emre Demir. Topu aktaramadı. Bir uzun top daha şimdi savunmanın arkasına. Offside. Batuhan Karadeniz. Az önce de ifade ettiğim gibi ligde 6 golü var Batuhan'ın 14 maçta. Bu 14 haftada 9 kez sahaya çıktı Batuhan. Asisti yok. 3 sarı kart görmüş bu sene. Biraz önce net bir pozisyonu da Iğdır takımı adına değerlendiremedi. Golcü oyuncu, yılların tecrübesi Batuhan. 20. dakika Emre Demir'in attığı gol. 1-0 önde götürüyor maçı. Yukatel Kayseri Spor. Emre Demir. Emre Demir. Pas verecek bir takım arkadaşı aradı. Atamah'la oynadı. Atamah'tan sola Kemen. Kaleci Alişan. Geriye aktardı topu Carlos Mane. Şimdi bir boşluk sağ kanatta. Onur. Hayır. Ramazan Civelek topla buluştu. Ramazan. Şimdi yerden bir vuruş savunmadan geliyor ve top dışarıda korner. Kemen pozisyonun içinde ama savunma oyuncusunun, stopperinin daha hızlı olduğunu görüyoruz. Iğdır takımında ve bu pozisyonu değerlendiremiyor Yukatel Kayseri Spor. İkinci gole çok yaklaştı. Sarı kırmızılı takım köşe vuruşunu Ramazan Civelek kullanacak. Kullanılan korneri karşıladı savunma. Uğur Demirok. Tek başına. Yavaş hareketlerle arkadaşlarının biraz da olsa dinlenmesini istedi. Şu anda savunmada top dolaştırıyor. Ev sahibi takım iyi döndü. Carlos Mane sola attı topu. Kemen rakibine gönderdi oradaki baskısı ve top dışarı çıkıyor. Taç konuk takımın. Uzun top şimdi. Ve az adamla yakalandı o bölgede. Yine sağ bek Onur ileride kaldı. Iğdır takımın hata geldi orada. Ramazan o koridordaki Onur'un hatasını telafi etmiş oldu bir anlamda. Kaptan Uğur. Uğur Demirok. Atamah. Solda Carlos Mane top istedi. Atama geriye çekiyor. Kemen. Maşit Hüseyin'i. Uğur.
Uğur Demirok. Atama. Yeniden Uğur. Bekleyin dedi maçın hakemi. Evet, şu anda Adem, sağ bek Adem'in bir sakatlığı var. Oyunu durdurdu. Hakem, tedavisi yapılacak. Bir Adele sakatlığı tahmin ediyorum. Bakalım. Evet, şimdi kendisini bıraktı. Oyuncu değişikliği işareti yaptı karşılaşmanın hakemi. Bilemiyorum, devam edecek mi? Bakalım. Evet, bu pozisyondan sonra Adem sıkıntı yaşadı. Ve o sıkıntısı da devam ediyor. Bilemiyorum, oyuna devam edebilecek mi? Bakıyorum, Iğdır kulübesinde bir hareketlilik yok. Bakalım, bir tedavisi bitsin. Ondan sonra bir değişiklik olursa sizinle zaten paylaşacağız. Ama şu anda 10 kişi oynuyor. Konuk Iğdır. Evet, tedavi bitti. Bir problem yok. Oyuna girmek için hakemden izin istiyor Adem. Yeniden maçın içindeyiz. Ramazan Onur. Atama sokudu onun yerine. Evet, girdi oyuna. Adem, tedavisi bitti. Ramazan koştu, tuttu topu. Ramazan. Kemen yerden bir pas. Gol pozisyonu. Savunmanın müdahalesi. Şimdi topu ağlarda. Şimdi topu ağlarda ve Yukatel Kayserispor durumu 2-0 yapıyor. Gökhan Sazda. Hikmet Karaman ekranda ve golü atan Gökhan Sazda. İşte ikinci gol sevgili seyirciler. Bu dokunuş, savunmanın müdahalesi ve Gökhan. Karşılaşmada 43. dakika. Durum 2-0. Bu vuruş Yasir'den, savunmadan döndü. Arkasında kale sahası ön çizgisinin 1 metre gerisinde Gökhan Sazda topu ağlara gönderdi. Başkan Berna Gözbaşı ve as başkan Ali Çamlı maçı yan yana birlikte izliyor. 20. dakika Emre Demir, 43 Gökhan Sazda. Iğdır takımın hata. Sağ kanada Adem, uzak noktaya geldi top. Ceza sahasının dışı. Muhammed Reis. Berkay. Muhammed Reis kaleye de vurabilir. Muhammed Reis yerden attı. Cezaların ön tarafı Savaş. Batuhan Karadeniz kaybetti. Atama ve kaleci Bilal. Kemen'in baskısı. Abdullah Çelik. Arif Morkaya. Adem. Berkay. Şimdi topla buluşan Savaş. Batuhan yine içeri sokuldu. Onunla birlikte ilk yeri de görüyorum. Son çizgi. Korner. Haydi haydi. Alagöz Holding, Iğdır Futbol Kulübü köşe vuruşu kazanıyor 45. dakikada. Savaş çeyrek dairede korneri kullanmak için hazırlık yapıyor. 5 oyuncu ceza alanında Iğdır'da. Faul solu geldi top. Atama ceza alanı dışı. Muhammed Reis vurdu. Havalanıyor top. Birazdan dördüncü hakem, evet, bir dakika işaret ediyor. Işıklı tabelada bir dakika, ilk yarının sonuna ilave edilen süre. Carlos Mane
Mane yerde kaldı. Avantaja bıraktı maçın hakemi. Sol kanatta hareketlenen oyuncu Kemen. Kemen gidiyor. Kemen. Emre Demir kendini gösterdi. Uzak noktada Ramazan. Kemen çekti topu. Şimdi geriye. Emre Demir. Yasir. Hüseyin'i. Yasir. Hüseyin'i. Atama. Ramazan'a doğru. Oyunu durduruyor karşılaşma hakemi. Sarı kart. Maçta ikinci sarı kart. Enes Subaşı sarı kartı gördü. Daha önce de Berkay görmüştü Iğdır'da. İşte bu pozisyon Onur Bulut'a yaptığı hareket. Şimdi artık son saniyelerde bir serbest vuruş düdüğü geldi hakemden. 2-0 önde Yukatel Kayserispor. Sanıyorum bu duran toptan sonra ilk yarıyı bitirecek karşılaşma hakemi. Bir dakika vermişti ilk yarının sonuna ilave süre. Düdük çaldı. 6 oyuncu cezalarında Kayseri takımında. Uğur kullanıyor. Kafa vuruşu, savunmanın müdahalesi geldi. Evet, ilk yarıyı bitiriyor sevgili seyirciler. Bülent Birincioğlu maçın hakemi. İlk yarıyı bitirdi. İkinci yarı başlıyor. Arif. Atama. Hüseyin'i. Orada bir top kaybı, çizgi üzerinde topa sahip oldu ev sahibi takım Hüseyin'i. Şimdi Emre Demir. Topla buluşan Gökhan Sazdağ 43. dakikada maçın ikinci golünü attı. Antonio Uzadima. Şut denemesi dışarı. Ramazan Civelek. Antoni Uzudima topu taşımıştı. Çek, 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 Arif, çek, Arif, çek. Kale vuruşunu Alişan kullandı. Uzudima. Uğur Demirok oyundan çıktıktan sonra, bu arada kaleciden bir hata. Ramazan yerden oynadı. Emre Demir. Emre. Emre içeri sokulmak istiyor. Yeniden verdi topu sağ kanada Ramazan'a. Ramazan'dan top Onur Bulut'a geldi. Evet, Uğur Demirok takım kaptanıydı. İkinci yarının başında oyundan çıktı. 32 numarayla takım kaptanlığı Yasir Subaşı'na geçti. Yukatel Kayseri'de. İşte kaptan Yasir. Hüseyin'i. Atama. Kemen. Onur Bulut. Aldı topu. Onur. Uzudima. Sağ kanada aktardı. Ramazan'dan Uzudima. Faul. Yardımcı hakem bayrağını salladı ve hakem de şimdi gördü. Serbest vuruş Iğdır takımının, görüntüde Antoni Uzudima. Faulü bir kez daha izliyoruz. Uzudima 22 yaşında. Bu üçüncü resmi maçı bu sene. Bundan önce oynadığı iki maçta sadece birine ilk 11'de başlamış. Toplam 58 dakika forma şansı bulabilmiş Antoni Uzodima. Muhammed Reis sağ kanada attı topu. Emre Demir onunla birlikte baskı yapan Carlos Mane'ydi. Emre Demir taraftardan da alkış alıyor bu baskısından sonra. Yeniden Emre. Emre Demir Mane'nin koşu yoluna çok güzel bir top attı. Carlos Mane rakibinin üzerine gidiyor. Karşısına aldı rakibini. Carlos Mane
kaybediyor. Ve top şimdi Muhammed Reis'te. Muhammed Reis'ten İlker'e geldi top. Batuhan bana atın dedi ama Batuhan şimdi markaja girdi. Eren Subaşı. Mahsun. Mahsun. Yerden bir pas. Savaş. Savaş. Top kaybı. Araya girdi Yasir Subaşı. Şimdi Gökhan Sazda. Gökhan sürdü topu. Ramazan. Ramazan. Uzorima kendini gösterdi. Atmadı Ramazan. Atamahlı oynuyor. Emre Demir. Majid Hüseyin'i. Yasir. Tüm atlarıyla kendi yarı alanında şu anda Iğdır takımı. Kemen. Atamah. Yeniden Kemen. Şimdi bir pas. Gol pozisyonu. Carlos Mane son çizgiden topu geriye attı. Orta pozisyonu. Yasir sert bir orta. Karşıladı savunma. Yeniden Yasir alabilecek mi topu? Mane'ye kazandırdı. Carlos Mane. Mane. Ondan da top kaybı. Taç Yukatel Kayserispor'un. İki takım oyuncularından üst üste top kayıpları. Yasir taç atışını kullanacak. Ekranda Carlos Mane. Şimdi attı taç atışını Yasir. Carlos Mane. Yasir çevirdi topu. Zor pozisyon olmasına rağmen attı ceza sahasını ama Savaş araya girdi. Berkay. Mahsun. Topuk pası çok şık ama adrese gitmedi. Onur Bulut. Ramazan bindiriyor. Ramazan bir çalım attı. Ramazan ceza sahasında. Ramazan vurdu kaleci. Alişan Şeker. Korner. İlk yarıda o bölgede de çok etkiliydi. Ramazan'la Onur ikilisi. İkinci yarıya da iyi başladı. Sağ önde oynayan Ramazan Civelek. İşte bu çalım, bu vuruş kaleci Alişan topu kornere çeldi. 51. dakikadayız. Köşe vuruşunu Ramazan kullanma hazırlığında. Paslaşarak kullandılar Emre Demir. Yasir vurdu. Direkt ve enteresan bir gol sevgili seyirciler. Yardımcı hakem orta noktaya doğru koşuyor. 3-0 oldu durum. Durum 3-0 oldu. Majid Hüseyin'i. Hikmet Karaman kulübeye dönüyor. Majid Hüseyin'i kaydetti. Maçta 52. dakika. Tebrikleri kabul ediyor Hüseyin'i. Bir kez daha izleyelim. İşte Emre Demir. Burada verdi pasını. Ramazan. Yasir kaleyi denedi. Top havalanıyor ve işte kafa vuruşu. Bu kafa vuruşuyla durum 3-0 oldu Kayseri'de. Gol Majid Hüseyin'i, bir stoper, bir savunmacıdan geldi gol. Hüseyin'in ilk resmi golü bu sevgili seyirciler. Bu 12. resmi maçı ve İlk resmi golü bu sene atıyor. Bir kez daha başlama vuruşu. Muhammed Reis. Savaş. Enes. Top kaybı. Uzurima. Emre Demir kaleye vurabilir. Emre bastı topun üzerine. Emre şimdi sola attı. Solda Yasir takım kaptanı. Orta. Karşılayan oyuncu Enes Subaşı. Atama. Topu aldı önüne. Josep Atama. Orada kaybediyor Berkay. Şimdi Muhammed Reis. Batuhan Karadeniz'in önüne. Kemen karşısında Batuhan. Geriye attı Muhammed Reis. Ondan sola. Sol tarafta Mahsun. Bakıyor içeriye. Mahsun. Orta. Kaleci de Bilal. Hemen eliyle başlattı. Anthony Uzadima.
Kemen. Atama. Kemen. Atama. Hazırlık pasları Kayseri sporlu oyuncularda. Gökhan. Hüseyin'i. Kemen. İçeri doğru bir uzun top. Taç. Durum 3-0. 55. dakikadayız. Taçı hemen kullandı Ramazan ve Kemen. İlk düdükle birlikte Kemen ön taraftaydı. Mane ile birlikte ikinci yarı başladı. Hikmet Hoca onu sağ beke çekti. Uzonhima bastı topun üzerine. Şimdi iki oyuncuyu destek veriyor. Orta geldi ceza sahasına. Topu havalandırıyor o bölgede İlker ve kaleci Alişan Şeker. Enes. Baskı var riskli bölgede. Abdullah Çelik. Taç atışını kullandı Iğdır takımı. Kemen Batuhan'dan önce topa sahip oldu. Batuhan bir sakatlık yaşıyor. Kemen geldi. Rakibinden özür diledi. Ve Onur Bulut'la birlikte takım arkadaşı Mahsun, tecrübeli golcüyü birlikte ayağa kaldırdılar. Şimdi kenara geliyor. Sağlık görevlileri şimdi geldi Batuhan'ın yanına. 10 kişi oynuyor. Konuk Iğdır. Ve 3-0 geride yeşil beyazlı ekip. Top Kayseri Spor'da. Kemen. Atama. Hüseyin'i. Batuhan Karadeniz'in tedavisi bitti. Girdi içeri şu anda. Üçlü savunmaya döndü Hikmet Karaman. Sevgili seyirciler, Hüseyin'i, Atama ve Kemen üçlü savunmayı oluşturuyor Yukatel Kayseri Spor takımında. Orta. Ceza sahasının dışı. Atama. Sol kanada attı. Yasir. Yerden Carlos Mane. Duvar pası. Mane. Son çizgide. Mane. Orta. Bakıyorum hakeme. Köşe gönderini gösteriyor. Orada topun son olarak kornere çıktığını belirtti. Yardımcıyla orta hakem aynı görüşteydi. Köşe vuruşunu kullanacak. Bu arada top Arif Morkaya'dan dışarı çıktı. Topun başında Ramazan Civelek. Out. 3-0'dan sonra tempo biraz düştü. Kayseri Kadir Has Stadında 58. dakikadayız. Türk futbolunun çok genç bir ekibi sevgili seyirciler. Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü. Geçen sene Baldan 3. lige çıktı. Şu anda 3. ligde kendi grubunda 3. sırada. Oldukça iddialı bir takım. Flash transferlere imza attılar. Iğdır takımı
Iğdır'da şu anda maçlarını oynayamıyordu sezon başında ama son 3 maçtır zemin çalışması bitti, orada oynuyor maçlarını ama kampları başka şehirde yapıyor Iğdır. Çünkü tesis inşaatında da artık son aşamaya gelindi. Artık kendi evine, kendi tesisine taşınmasına çok az kaldı. Yeni de bir stat inşaatı var. Ve Iğdır'da şu ana kadar bakıldığında çok doğru bir yatırım yapıldığını da açık yüreklilikle söyleyelim. Yeniden maça dönüyoruz. Emre Demir. Muhammed Reis. Baskı yapan Ramazan. İki oyuncu birden oyuna girecek. Birazdan Iğdır takımında çizgide bekliyorlar. İlker Günaslan'la Suat Kaya oyuna girecek. 3 ve 7 numaralı formalarıyla. Batuhan Karadeniz çok yoruldu. Mahsun. Topu sürdü Mahsun. Kaleci Bilal. İki değişiklik de Hikmet Hoca'dan. 77 numarayla Nurettin'i görüyorum. Ve 29 numarayla Eray Özbek birazdan oyuna girecek. Gençleri görmek istiyor Hikmet Karaman ve Kayseri tribünleri. Gençlere çok önem veren bir takım Kayseri takımı. Evet, 9 numarayla sevgili seyirciler İlker Avşar oyundan çıkıyor. Muhammed Reis çıktı. 3 numarayla İlker Günaslan oyuna girdi. Suat Kaya da şu anda sahaya adım attı. Carlos Mane çıktı. Eray Özbek girdi Kayseri'de. Ve Mane görüntüde çok çalıştı, çok koştu, çok çırpındı. Pozisyonlar da buldu ama gol sevinci yaşayamadı. Ve Kemen oyundan çıktı. Kayseri'de Kemen'i de oyundan aldı hoca. Nurettin oyuna dahil oldu. İlker Avşar'la Muhammed Reis oyundan çıktı. Konuk Iğdır'da İlker ve Suat Kaya oyuna dahil oldu. 3 değişiklik yaptı ev sahibi takım. 2 değişiklik Iğdır'dan. Dakika 63. Majid Hüseyin'i bu sene ilk resmi golünü attı. 52. dakikada Iğdır ağlarına savunmacı Hüseyin'i. Kaleci Bilal'den top Atamaha geldi. Sağ tarafta Uzorima. Onur Bulut. Hüseyin'i. Atamaha. Hüseyin'i. Yasir. Atamaha.
Taç atışını konuk takım kullanacak İlker'le. Yönetmenimiz Tolga Tezcanoğlu beni uyardı. Iğdır'da acaba bir kaleci değişikliği mi olacak? Kaleci, yedek kaleci de ısınıyor. Burak Cemal Çelik yedek kaleci. Baskı yapan oyuncu Eray. Eray yerde rakibiyle çarpıştı. Tehlikeli bir pozisyon Adem. O da bir sakatlık yaşıyor. İki oyuncu da dizini tutuyor. Bakalım. İki oyuncu da yerde. Berna Gözbaşı ve As Başkan Ali Çamlı görüntüdeydi. Kayseri'de kaleci Alişan. Iğdır takımı maçtan sonra Marmaris'te kampa girecek. Deplasmanda Kuşadası Spor'la karşılaşacak Iğdır. Ve Yukatel Kayseri Spor'da ligde Antalya Spor'u burada kendi evinde konuk edecek. Kayseri Spor 20 takımlı ligde 16. sırada. 14 maç sonunda 16 puan topladı. Bir vuruş, kaleci çeldi. Alişan Şeker topu çeldi. Antoni Uzolima ekranda ikinci yarının başında oyuna sürmüştü. Uzolima'yı bir kez daha izliyoruz. İşte Uzolima ve kaleci Alişan çok iyi uzanarak topu dışarı attı. Köşe vuruşu. Ramazan kullandı. Emre Demir'le paslaştı. Ramazan kafa topu ağlarda. 4-0 oldu sevgili seyirciler. Kafa vuruşu topu ağlarda. Durum 4-0. Majid Hüseyin'i yine gol attı. 67. dakika. Durum 4-0. Bu senelikte hiç gol atamayan Hüseyin'i bir maçta 2 gol atıyor. Kayseri Sporlu taraftarlar görüntüde. Yukatel Kayseri Spor tur biletini cebine koydu diyebiliriz. İşte Hüseyin'i. 4-0. Asist Ramazan Civelek, gol Hüseyin'i. Majid Hüseyin'i ekranda. Bir kez daha başlama vuruşu Kayseri'de. Yardımcı hakem bayrağını kullandı. Serbest vuruş Iğdır'ın. Suat Kaya görüntüde. Serbest vuruşu kullanacak Iğdır. Dört oyuncu çizgi halinde. İçeri geldi top. Kafa vuruşu Bilal. İkinci hamle topa sahip oldu. Bilal Bayezid 22 yaşında sevgili seyirciler. İlk resmi maçı. Hüseyin'i atama. Çok net bir biçimde üçlü savunmaya döndü Yukatel Kayseri Spor. Hikmet Hoca çeşitli varyasyonlar deniyor takım üzerinde.
en iyi antrenman maçtır der teknik adamlar. Futbolcular da maç yapmayı tabii ki de antrenmana tercih ederler. Teknik adamlar için de maç çok önemli. Ve Hikmet Hoca da bu maçta hakikaten çok farklı varyasyonlar, farklı taktikler deniyor. Böylece hem oyuncularını gözlemliyor. Mesela Kemen'e ilk yarı ileride başlattı. İkinci yarıda sağ beke aldı Hikmet Karaman. Bir tek Atamah'la Emre Demir'in yeri değişmedi. Onun haricinde bütün oyuncuların yeri sık sık değişti. Şimdi sağ kanada doğru Onur Bulut son çizgide. Çalımı attı Onur, yerde. Serbest vuruş kullanacak Yukatel Kayserispor. Onur Bulut. Sağ bek Onur. 27 yaşında, bu 14. resmi maçı. Bir golü var Onur'un. 2 asist. Bir sarı ve bir de kırmızı kartı var ligde. İki kişilik bir baraj. Görüntüde Alişan Şeker, tecrübeli kaleci. Yarım korner gibi diyelim. Bu duran topu kullanacak Yukatel Kayseri. Ramazan Civelek attı topu. Kaleci Alişan. ...71. dakikadayız. İlker. İki oyuncu daha oyuna girecek Yukatel Kayseri Spor'da. Ve oyuncu değiştirme hakkını böylece tamamlayacak Hikmet Karaman. İlhan Parlak'ı görüyorum. İlhan'ı da gözlemleyecek Antalya maçı öncesinde. Ve 9 numarayla Mustafa Pekdemir'i de görüyorum. Iğdır'da da 99 numarayla Baha Kısacık oyuna girecek olan isim. O da hazırlanıyor. Tabii oyunun durmasını bekleyeceğiz. Atamah'ta top. Yasir. Hüseyin'i. Atamah. Hüseyin'i. Onur Bulut. Uzorima kendini boşa çıkartmıştı sağ kanatta. Onu görmedi Onur. Hüseyin'i. Yerden bir pas. Top şimdi Iğdır takımında. Savaş. Arif. Gol arıyor. Üçüncü lig temsilcisi Iğdır spor takımı. Derinlemesine bir pas. Yerine gitmedi Ramazan. Orada Onur. Uzurima'dan bir depar. Onur sürüyor. Sağda bomboş Ramazan. Uzurima. Yerde kaldı, topu kaybetti. Suat. İlker. İlker. Abdullah. Hızlı bir geri pas bu Arif'e doğru. Şimdi oyun durmayınca kenarda bekleyen oyuncular ısınmaya başladı. Havada şu anda Kayseri'de hissedilir derecede soğudu sevgili seyirciler. Erciyes'te kar var, onu söyleyelim. Tabii Erciyes Dağı'na yağan o karın soğukluğu da
şehirde etkili olmaya başladı. Şimdi oyuncu değişikliği olacak. Kayseri takımında 14 numarayla oyundan çıkan Emre Demir. 20. dakikada attığı gol ve yerini 9 numarayla Mustafa abisine bırakıyor. Mustafa Pekdemir oyuna girecek. Ramazan Civelek oyundan çıkarken yerine İlhan Parlak oyuna giriyor. Ramazan Civelek iyi oynadı bugün. Çok iyi bir performans ortaya koydu. İlhan Parlak çok yetenekli, çok etkili bir oyuncu İlhan. O da maçın 74. dakikasına oyuna girerken 90 numarayla Batuhan Karadeniz oyundan çıkıyor. Yerine 99 numarayla Baha Kısacık oyuna giriyor. Geçen sene Hekimoğlu formasıyla ilk yarım saatte 3 gol atmıştı Kayseri ağlarına geçen yıl. Maç uzamıştı, penaltılara gidilmişti. Penaltılarda Hekimoğlu Kayseri Spor'u kupanın dışına etmişti. Bu maçta da gol bekliyordu Iğdırlılar Batuhan Karadeniz'den ama geçen yılki performansı Kayseri önünde sergileyemedi. Kulübede herkes Batuhan'ı tebrik etti. Batuhan oyundan çıkıyor sayın seyirciler. Maçta 75. dakika. Onur topa yakındı, bıraktı. Daha yakın olan Hüseyin'i. Serbest vuruş Yukatel Kayseri Spor'un. İki gol attı bugün Majid Hüseyin'i. Görüntüde Trabzonspor'dan transferi Kayseri Spor'un. Yüksek bir top. Savunmanın arkasına doğru kaleci Bilal. Baha'ya doğru gelmedi top. Atama. Yasir ve Hüseyin'i. Onur. Hüseyin'i. Josep Atama. Derinlemesine bir top. Nurettin koştu ama topu alamadı Kayserispor'da. Enes. Tek top ileri. Hüseyin'i. Pasta ata. Onur. Hüseyin'i. Kaleci Bilal. Atama. Adem ve Muhammed Reis. Savaş yeniden Muhammed'e doğru. Taç. Iğdır'ın. Taş atışını Adem kullanma hazırlığında ama boşta bir arkadaşını arıyor. Baha kendini gösterdi. Şimdi attı. Uzaktan bir şut dışarı çıkıyor. Out. Evet şu anda tura yakın olan taraf ev sahibi Yukatel Kayserispor. ...20. dakikada Emre Demir durumu 1-0 yaptı. 43. dakikada Gökhan Sazdağ durumu 2-0 yaptı. Ve ilk yarıyı 2-0 önde geçmişti. Kayserispor ikinci yarıda 52 ve 67. dakikalarda Hüseyin'in kaydettiği iki golle durum şimdi 4-0 ve dakika 78. Yasir. Atama. Sağ kanada. Uzorima. Uzorima çizgi üzerinde. Geriye aktardı topu. Onur. Onur'un ortası yüksek bir top. Uzak noktaya doğru indi. Out.
Kale vuruşunu Alişan kullanacak. Hüseyin'i havalandırdı. Taç. Iğdır'ın. Atama. Atamahtan sol kanada Gökhan Sazdağ top istedi ama kaybetti pozisyonunu Mustafa Pek demek. İlhan Parlak'ın baskısı. Uzolima. Hüseyin'i. Atama. Hüseyin'i. Uzolima. Dakika 80. 4-0 önde Yukatel Kayserispor. Büyük bir mucize olmazsa adını 5. tura yazdırıyor Yukatel Kayserispor. Bilal. Atama. Derinlemesine bir top. Taç. Atama. Hüseyin'i. Oyunun psikolojik üstünlüğü de Yukatel Kayserispor'da sevgili seyirciler. Tabii iki takım arasında da lig farkı var. Kadro kalitesi tabii ki de tartışılmaz. Ama 2016 yılında kurulan bir takım için de geleceğinin çok parlak olduğunu da söylemeden edemeyeceğim. Iğdır'da çok ciddi ve çok önemli bir yatırım yapılıyor futbola. Ve bunun meyvelerini belki bugün değil, evet belki bugün değil ama önümüzdeki yıllarda mutlaka başarılı olacaktır bu takım. Doğru yapılanmayla, doğru isimlerle daha da yukarıya çıkacaktır. Çünkü bu potansiyel bu takımda var sevgili seyirciler. Onu net bir şekilde söyleyebiliriz, paylaşabiliriz sizlerle. Gol pozisyonu, kaleci Alişan. Savaş. Abdullah. Kaleci Alişan. Muhammed Reis. Savaşta top. Oyuncu değiştirme hakkını tamamladı Yukatel Kayserispor. Konuk Iğdır'da 3 oyuncu değiştirdi şu ana kadar. Belki 1-2 oyuncu daha oyuna sürebilir Bayram Hoca, Bayram Toysal. Savaş. Evet. Fatih Açıkgöz 77 numarayla hazırlık yapıyor.
Savaş. Mahsun. Gökhan Sazdağ bir baskı yaptı sol önde. Top Baha'da. Kaybetti Baha. Atama. Top Atamah'ta. Duvar pasına girmek istedi Mustafa Peknemek'le İlhan Parlak. Ama bu düşüncesi olmadı İlhan'ın. Top şimdi Iğdır'da. Sağ kanattan orta. Gelmiyor korner. Savunmanın müdahalesi var. İki oyuncu Kayseri'de Nurettin. Iğdır'da Suat Kaya ekrandaydı. Evet, 77 numarayla yedek kaleci Burak Cemal Çelik oyuna girecek yedek kaleci ve 77 Fatih Açıkgöz. İçeri geldi top, kafa darbesi, korner. Evet, değişiklik yapılacak. Paslaşarak kullandı Iğdır takımı korneri. Orta geliyor. Kafa vuruşu dışarı. Baha. Baha görüntüde. Bekleyin dedi hakem. Oyuncu değişikliği yapılıyor. Evet. Kaleci değişikliği. Alişan Şeker oyundan çıkıyor. Cemal Çelik oyunda. Şimdi Cemal 21 yaşında. Alişan takımın abisi, 35 yaşında takımın en yaşlı ismi sevgili seyirciler. Ve diğer tarafta da Enes oyundan çıktı. Enes Subaşı 25 numarayla. Böylece iki takım da beşer oyuncu değişikliğini kullandı. Gencecik bir kaleci oyuna giriyor tabii, çok heyecanlı. Iğdır'ın biraz önce Baha'yla yararlanamadığı pozisyonu ekrana taşıdık. Dakika 87. Savaş. İlhan. Yerden bir pas. Uzo Dima ve kaleci. Genç kaleci. Cemal Çelik topu dışarı tokatlıyor. Görüntüde Uzo Dima ve Burak. Burak Cemal Çelik. Bir kez daha izliyoruz. Bakın. Uzo Dima. Çok iyi kapattı. Genç kaleci. Burak ve topu kornere çeldi. Korneri kullanacak sarı kırmızılı takım. Durum 4-0. Kafa vuruşu savunmadan. Atama. Sağ kanada doğru topu çevirdi ama o bölgede araya girdi Mahsun. Iğdır'da ve şimdi bomboş bir alan. Bu alana iyi değerlendirmek istiyor konuk takım Adem. Yerleşti Kayseri savunması. Onur'un baskısı. Taç Iğdır'ın. Hüseyin'i. Hikmet Karaman'a tezahüratlar var. Kayseri'de. İlhan topu aktarmak istedi, arkaya geçmedi. Berkay. Atama. 89. dakikadayız sevgili seyirciler. Kayseri'de Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor bir üst tura yükseldi. Evet.
Topu sürdü Eray Özbek. Gol pozisyonu olabilir ama yardımcının bayrağı havada. Uzodima. Görüntüde Hakan Karabalçık. Yardımcı hakem. Kale vuruşunu Burak Çelik kullanacak, genç kaleci. Düzeltiyorum. Offside'dan Doğan o topu oyuna sürecek. İşte Hikmet Karaman. Yılların tecrübesi hakikaten. Başarılı bir teknik adam. Yardımcılarıyla birlikte son derece uyumlu Hikmet Karaman. Kayseri Spor'u iyi noktaları getirmek için her fırsatta çok iyi çalıştıklarını, çalışacaklarını dile getiriyor. Başarılı teknik adam ama her şeyden öte Kayseri'deki bu genç potansiyeli takıma kazandırmak için kolları sıvamış durumda Hikmet Karaman. Bu maçın bitiminde Hatay Eyüp maçı canlı olarak ekrana yansıyacak, onu da söyleyelim. Kayseri Spor hata 2 dakika maçın sonuna ilave. Uzorima. Onur'un ortası, kafa vuruşu top ağlarda. Hayır, offside. İki dakika içinde iki offside düdüğü. Bakalım. Mustafa Pek demek ekranda. İki dakika uzatmanın birinci dakikasındayız. Gökhan Sazdağ. Gökhan götürdü. İçeri attı topu. Bir hamle daha. Kaleci Burak oyuna girdi, genç kaleci. İki net fırsatı Kayseri'nin değerlendirmesine izin vermedi. İlker. Burak Çelik. Abdullah. Uzun top. Şimdi yerden İlhan sağ kanada attı, Uzodima'ya gelmedi. Hüseyin'i. Atama. Onur. Evet, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayseri Spor Iğdır karşısında 4-0'ı buldu ve tur atladı sevgili seyirciler. Cuma günü çekilecek kurada rakibini bekleyecek Yukatel Kayseri Spor. Hem Hikmet Hoca'yı hem Bayram Toysal Hoca'yı oynattıkları bu güzel futboldan dolayı çok teşekkür ederiz. Pozitif futbol, bol pozisyonlu bir maç ve 4 tane de gol izledik. Kayseri'de son düdük. Yukatel Kayseri Spor 4, Alagöz Holding Iğdır 0. Bu son pozisyon sevgili seyirciler. 5. gole yaklaşmıştı Yukatel Kayseri Spor takımı. Tur atlayan taraf ev sahibi Yukatel Kayseri Spor oluyor. Iğdır takımı henüz genç bir takım. 2016 yılında kuruldu sevgili seyirciler. Baldan hemen 3. lige geldi. Şu anda kendi grubunda 3. sırada. Doğru bir yapılanmayla devam ediyorlar yollarına. Kayseri Spor'da ligde hak etmediği bir noktada. Onlar da çok çabuk toparlanıp Süper Lig'de üst sıralara çıkma derdindeler. Güzel, keyifli, bol gollü bir karşılaşma izledik Kayseri'de. Emre Demir, Gökhan Sazdağ ve Hüseyin'in 2 golüyle Kayseri Spor tur atlıyor.
Hepinize Kayseri'den iyi akşamlar diliyoruz sevgili seyirciler. Yönetmenimiz Tolga ile birlikte, Tolga Tezcanoğlu ile birlikte. Kameraları Hatay'a çevirelim. Hatay Eyüp maçı ekrana gelecek. Hoşça kalın.